spor yaşamı boyunca gösterdiği azim, disiplin ve kararlılıkla ülkesine birçok başarılar kazandırmış, ilkleri tattırmış bir sporcu. Türk kadın voleybolunun sayı kraliçesi, Maradona'sı, Demir Lady'si ya da voleybolun Messi'si. Kimileri için voleybola başlama nedeni, kimileri için voleybolun daha geniş kitleler tarafından sevilme nedeni. Ama en önemlisi, o Türkiye'nin gururu olmuş bir milli takım oyuncusu, Filenin Sultanları'nın ayrılmaz bir parçası, Türk kadın voleybolunun geldiği nokta açısından bir mihenk taşı. O dünyanın en iyi smaçörlerinden Neslihan Darnell. Neslihan yükseldi. Bloktan sekti ve dışarıya çıktı. 11. sayı geliyor Neslihan'da. 29 yaşındaki Türk milli voleybolcumuz Neslihan Darnell, 1983'te Eskişehir'de doğar. 12 yaşında adım attığı voleybol kariyerine ilk kez 1995'te Eskişehir Devlet Su İşleri Bentspor'da başlar. 1998'de 4 yıl birlikte yol alacağı Yeşilyurt Spor Kulübü'ne transfer olur. 1999'da ilk kez milli takım forması giyer. 2002 yılında Vakıfbank Güneş Sigorta Kulübü'ne transfer olur. Böylece geleceğin Türk kadın voleybolunda bir yıldız gibi parlayacak olan Neslihan Darnell için madalyalar, ödüller ve övgülerle taçlanacak başarılarla dolu bir spor serüveni başlamış olur. Çünkü bu başarılı transferden sonra Darnell, Vakıfbank Güneş Sigorta'yla iki Türkiye şampiyonluğu, bir Avrupa Top Teams kupası kazanır ve diğer ödüller gelir peşi sıra. 2006-2007 sezonu içinde İspanya'nın Spar Tenerife Marikal takımıyla İspanya Süper Kupası'nı kazanır. Hem kişisel başarılar hem takımına kazandırdığı başarılar bitmek bilmez devam eder. Bu dönemde hamilelik nedeniyle bir sezon voleybola ara veren Darnell, Tenerife kulübünün kapanmasıyla eski kulübü Vakıfbank Güneş Sigorta'ya geri döner. Kariyerindeki en büyük başarılardan biri belki de 2010 yılında gelir. 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türk milli takımı 6. sıraya yerleşirken Darnell şampiyonanın en skorer oyuncusu seçilir. 2010-2011 sezonundan bu yana profesyonel spor hayatına Eczacıbaşı Spor Kulübü ile devam eden Darnell, Eczacıbaşı Vitra ile 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası ile Süper Kupayı, 2012-2013 sezonunda Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazanır. Eylül 2011'de dünyanın en iyi voleybolcuları arasından bir seçme yapan Dünya Voleybol Federasyonu, seçilen isimlerin heykelini yapma ve bu isimleri birer elçi olarak Olimpiyat, Dünya, Avrupa Kıta Şampiyonaları, Dünya Kupası ve Grand Prix müsabakalarında görevlendirme kararı alır. Bu şanslı voleybolculardan biri de Dünya Voleybol Federasyonu'nun voleybol starı seçtiği, Türk kadın voleybolunun göz bebeği, dünya sayı kraliçesi Neslihan Darnell'dir. Türkiye'nin göğsünü kabartan onca ödül, onca madalya ve Türk halkının kendisine duyduğu benzersiz sevgi boşuna değildir. Çünkü o, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük voleybolcu Neslihan Darnell'dir.